Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi bu mübarek Ramazan akşamında gönül dolusu muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Bugün İslami ilimler ve hadis serisi içinde yapmış olduğumuz sohbetlerimizden yanlış anlaşılan, yanlış anlamlandırılan e, ve dolayısıyla doğru mesajı değil de sorunlu mesajı yaygınlaşan rivayetlerimizden bir tanesini daha ele almaya çalışacağım. Bu rivayetimiz e, yine kadınlarla ilgili ve kadınların sosyal konumları, e, pozisyonları hatta ontolojik mahiyetleriyle ilgili son derece önemli bir rivayet. Bu itibarla yapmış olduğumuz bu rivayetler üzerine konuşmalarımız aslında daha sonra yapmayı planlamış olduğum hadis ilminin İslami ilimlerin merkezinde yer almasını ve özellikle de usul ve metodoloji açısından onu konumlandırmayı hedeflediğim proje açısından bu rivayetler son derece önem arz ediyor. Zira bu rivayetleri inşallah birlikte incelediğimizde usul ve metodolojiye dair yapacağım konuşmalar inşallah bu açıklamalara bir atıfta bulunacak, referans olmuş olacak. Bu bakımdan benim için son derece önemli. Ayrıca sadece ilahiyatçı meslektaşlarım ya da öğrencilerim değil, genel anlamda izleyici değerli izleyenlerimizin de bu tür polemiğe konu edilen, üzerinde sansasyon yapılan rivayetlerin gerçek mahiyetleri nelerdir? Onları nasıl anlamalıyız? Ve onları nasıl anladığımızda doğru anlamış oluruz? Bunlar üzerine de inşallah bazı etütler yapmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi bu rivayet başlıktan da anlaşılacağı üzere sevgili izleyenler, kadınların erkekler için en büyük fitne olarak bırakıldığı şeklinde yaygın olan bir rivayettir. Bu rivayetin lafızlarına ve bunların ifade ettiği anlamlara geçmeden önce, müsaadenizle her zaman yaptığım gibi bir ön hermönetik bazı temel ilkelerden söz etmek istiyorum ve bu temel ilkeleri ele aldıktan sonra rivayetin üzerinde durup, rivayeti kelime kelime sizlere analiz etmeye çalışacağım. Şimdi konumuz madem ki bir hadis rivayetinin doğru anlamını tespit üzerine olacaktır. O halde burada can alıcı sorumuz şu olmalıdır. Bunları maddeler halinde müsaadenizle yazıyorum. Bir, bir metnin doğru anlamı ne demektir? İki, bir metnin anlamının doğruluğunu garanti eden Şey nedir? Biz bunları metin analizleri derslerimizde İlahiyat Fakültesi derslerimde, özellikle e, metin e, üzerine yapmış olduğumuz analizlerde daha farklı boyutlarıyla ve daha ileri boyutlarda ele alıyoruz. Fakat burada genel izleyicilerimizle dikkate aldığımdan e, çok fazla detaya konuyu boğmak istemiyorum. Bu iki önemli sorunun cevaplarını vermeye çalıştıktan sonra konuya yavaş yavaş girmeyi düşünüyorum. Birincisi bir metnin doğru anlamı ne demektir? Elimizde bakın burada da bir metin var. Hazreti Peygamber'den nakledilen bir metin. Birazdan kelime kelime üzerinde duracağımız bir metin. Şimdi bu metnin doğru anlamı nedir sorusunun cevabını belirlememiz gerekiyor. O zaman belirleyelim ve bu sorunun cevabını farklı bir renkle sol tarafına doğru yazalım. Bir metnin doğru anlamı hiç kuşkusuz ki bu metnin sahibinin kastıdır. Bu çok temel bir hermenötik ilkedir değerli izleyenler. Bir söz varsa bu sözü bir kişi söylemişse yani biz buna mütekellim diyoruz bu mütekellimin yani sözün sahibinin sözü söyleyenin o sözle kastettiği bir anlam olmalıdır. Bu kasıttır. Ve işte bu kasıt neyse sözün doğru anlamı budur. Peki biz böyle bir doğru anlamı herhangi bir metin üzerinden o metnin sahibini bulamıyorsak, o sözün sahibi, metnin sahibi ölmüşse, aramızda asırlar var, günler var, haftalar var, aylar var. Yani bizimle sözün sahibi arasına zaman farkı girmişse o zaman bunu nasıl doğrulayacağız? Biz bir metnin sahibinin o sözdeki kastını nereden ve nasıl anlayacağız? Bunun imkanı nedir? Zaten hermönetik gelenek dediğimiz tüm bu yorum geleneği bütün himmetini ve mesaisini bu sorunun cevabını bulmaya yöneltmiştir. Benim hermenetik konuşmalarıyla ilgili videolarımı izlerseniz size bir fikir vereceğini zannediyorum. Ama biz bugün burada tam olarak bu birinci sorunun cevabını da bize vereceğini umut ettim. Bu ikinci sorunun cevabına e, yönelerek konuyu devam ettirmek istiyorum. Madem ki biz sözün sahibini bulamıyoruz ve sözün sahibine bu sözde neyi kastettiğini soramıyoruz. O halde bizim elimizde metnin kendisi var. Evet bunu yazalım. Metnin kendisi. Biz buna İslami ilimlerde nas diyoruz. Metin. Elimizde metnin kendisi var. Ve bu metin bir cümledir, bir önermedir bir önerme bir cümledir. Anlamlı bir ifadedir. Dolayısıyla bir cümlenin, bir önermenin, anlamlı bir ifadenin biz o dastan, o metinden anladığımız anlamın elimizdeki bu metnin nassın ve önermenin kendisinden anladığımız anlam bakın. Yani burada biz devreye girdik. Anladığımız anlam. Nitekim sözlerimin başında rivayetin yanlış anlaşılmasından, e, spekülasyon yapılmasından, polemiğe konu edilmesinden söz ettim. Demek ki anladığımız bir anlam var bizim. Peki bu anladığımız anlamın doğruluğunun garantisi nedir? Bu anladığımız anlam, acaba ne ölçüde bu anlam sözün sahibinin kastıyla uyum içindedir. Bunu nereden bileceğiz? Elimizde hangi kriter var ki bize bir metinden anladığımız anlamın o metnin sahibinin kastettiği anlam ile uyumlu olduğunu söyleyecek. Elbette hermönetik tarihi ve hermönetik gelenek bu sorunun ya da bu ifade etmeye çalıştığım hususun cevabını bulmaya çalışmıştır. Ve bugün de hala devam eden bu konudaki çalışmaların tamamı işte bu altını çizmeye çalıştığım hususla ilgilidir. Ben burada sadece bizim kendi geleneğimizde yani İslami ilimler geleneğinde İslami ilimler geleneğinde değerli izleyenler bu gelenekte özellikle dilcilerimiz bu dilcilerden bahusus Cürcani ve Sekkaki gibi isimler. Keza yine bizim gelenekte kelamcılarımız, kelamla ilgilenen ulema ve bunlardan özellikle Mutezili kelamcılardan Abdül Abdülcebbar, Kadı Abdülcebbar bir metnin anlamının o metnin sahibinin kastına uyumuyla ilgili, anlamıyla ilgili çok önemli bir temel hermönetik ilkeyi bize verirler. Hem Cürcani'nin icazını ve esrarul belagasını okuduğumuzda hem Sekkaki'nin Miftahul Ulumuna baktığımızda Kadı el Elmunisine baktığımızda görürüz ki bir metnin anlamı metnin anlamı söz diziminde ortaya çıkar söz dizimi. Yani terkip. Söz dizimi bize bir metnin anlamını verir. Şimdi burada müsaadenizle şu rivayetin altını çizerek bunun bir söz dizimi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonra silerim, bunu analiz yaptığımda yeniden bunu silebilirim. Bu altını çizdiğimiz bir ifade, bir cümledir ve bir terkiptir. Bir terkiptir. Dolayısıyla dilcilerimizin altını çizdiği üzere bu terkip bize bu terkipte yer alan her bir kelimenin doğru anlamını belirleyen kalıbı bize verir derler. Bunu şöyle çerçeveye almak istiyorum. Yani rivayetin metni bu metin bir terkiptir. Yani bir nazımdır. Anlamlı bir cümledir ve bu cümleyi oluşturan her bir öge, bunların her biri bir ögedir. Bu bir ögedir, bu bir ögedir, bu da bu da bu da bu da bunların her birerleri bu cümleyi oluşturan efendim ögelerdir. İşte dilcilerimizin de altını çizdiği üzere böyle bir terkibi inşa etmek, böyle bir terkibi inşa eden bu sözün sahibi sözün sahibi kelimeleri bu şekilde yan yana dizerek terkip yapıp bize bir söz söylediğinde söz söylediğinde bu sözün çizmiş olduğum bu kalıbı, bu kalıp yani söz dizim kalıbı ki biz buna nazım diyoruz. Bu söz dizim kalıbı sözü söyleyenin kastının ifşa olduğu, ortaya çıktığı, zuhur ettiği yerdir. Bir daha söyleyeceğim. Demek ki bir sözü söyleyen o sözü söylerken kelimeleri seçmesi o kelimeleri yan yana getirmesi bir dizge haline analitik felsefe ve dil bilimcilerin ifadesiyle söyleyecek olursak onu da yazalım. Bir dizge meydana getirdiklerinde bu dizge her bir kelimenin bu dizge içinde yer alan her bir sözcüğün doğru anlamının ortaya çıkmasına imkan verir. Şimdi demek ki o zaman biz tekrar aşağıya inersek bir metnin anlamını o metnin anlamının sözün sahibinin kastettiği anlam ile uyumu bağlamında ilişkilendirmeye kalkıştığımızda bunun için başvuracağımız yöntem az ön, az sonra üzerinde duracağım üzere metnin terkibidir. Metnin terkibi son derece önemli. O halde metnin terkibi bize bize eğer o terkibi yapan ve sözü söyleyen kişinin maksadının ortaya çıkmasını sağlayan bir kalıp, bir dizge, bir nazım veriyorsa ve biz de bunu tespit edebiliyorsak artık buradan hareketle diyebiliriz ki efendim bu sözün anlamı şudur ve bu sözü söyleyen kişi de bu anlamı kastetmiştir diyebiliriz. Nitekim nasıl söyleyebileceğimizi birazdan örnek olarak okuyacağımız hadis metni üzerinden de göstermeye çalışacağım. Şimdi hermenetik olarak tespit etmeye çalıştığımız bir metnin anlamının doğruluğunu garanti eden şey nedir? Ne bize bu anladığımız anlamın doğru olduğunu garanti ediyor sorusunun cevabı sadedinde söylemeye çalıştığım bu hususlar son derece önem arz etmektedir. Bir hususa daha müsaadenizle dikkatinizi istirham ettikten sonra yavaş yavaş konuya geçmek istiyorum. O da o da her metin her metin bir tarihsel bağlama aittir. Yani biz yukarıda işaretlemeye çalıştığım şu terkibin bu cümlenin terkibinin tarihsel bağlamını bu metnin ortaya çıkmış olduğu bu kalıbın ortaya çıkmış olduğu tarihsel bağlamı dikkate aldığımızda bu tarihsel bağlam bize terkiple birlikte o sözü söyleyen zatın o söz ile kastetmiş olduğu anlamı doğru olarak anlayabilmemizi mümkün kılacak son derece önemli bir hermönetik çerçeve bize sunar. Şimdi bu konunun hermenetik çerçevesiydi. Şimdi biz bu konunun hermenetik çerçevesi olarak belirlemeye çalıştığım bu iki temel ana ilkeden sonra terkibin kendisine dönelim ve terkibi okumaya çalışalım. Ve bu terkibin her bir kelimeleri üzerinden ifade etmeye çalıştığım bu değerli izleyenler hermenetik ilkeleri geliştirerek ve üzerine eklemeler yapmak suretiyle Birazdan devam ettirmeye çalışacağım. Demek ki bizim temel sorunumuz şu. Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselama ait olduğu söylenen ve çok önemli bir sahabi olan Hazreti Üsame bin Zeyd'den. Bunu da yazalım. Bin Zeyd. Bu Hazreti Peygamber'in azat ettiği, evladım dediği kölesi Zeyd. Bu da onun oğlu Üsame, meşhur Üsame. Yani Hazreti Peygamber'in manevi torunu sayılır. Hazreti Hüseyin'den ayırmadığı bir dizine Hazreti Hüseyin'i diğerine de Üsame'yi oturttuğunu dikkate alacak olursak manevi torunu olarak. Çünkü Zeyd manevi oğludur, Üsame de onun manevi torunudur. Böylesine önemli bir sahabiden nakledilen bir rivayetle karşı karşıyayız. Bu rivayet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isnat edilmiş ve kaynaklarımızda son derece önemli eserlerde yer almış. Buhari bu rivayeti naklediyor bize. Tirmizi bu rivayeti naklediyor bize. İbni Mace bu rivayeti bize naklediyor. Naklediliş yerleri itibariyle de detaya girmek istemiyorum. Buhari bunu Kitab-ı Nikah'da, Tirmizi Fiten'de, İbni Mace'de, pardon Tirmizi Edep'te, İbni Mace Fiten'de e, naklediyor diye hatırlıyorum. E, çeşitli bablar içerisinde münasebetle ilişki kurarak bu rivayetin bize bu önemli kaynaklarda nakledildiğini görüyoruz. Demek ki Sünni İslam geleneğinin önemli hadis kaynaklarında yer almış yine önemli bir sahabi Den nakledilen ve Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen bir sözü okuyacağız. Şimdi bu sözü okuyalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş, ne söylemiş, ne anlaşılmış, ne anlaşılmalıdır? Bu söz Hazreti Peygamber'e ait olabilir mi? Olmaz mı? Şimdi bunların üzerinde yavaş yavaş duralım ve mukaddime olarak arz ettiğim hermönetik ilkeler üzerinden ve onların devamıyla birlikte sözü analiz etmeye başlayalım. Allah Resulü buyuruyor ki şimdilik böyle söylüyorum. Çünkü bu sözün Allah Resulüne ait olmadığını söyleyeceğim birazdan. Başka birine yani Üsame'ye aittir diyeceğim. Üsame radıyallahu anh. Ee, evet ama şimdilik Hazreti Peygamber'in sözü olarak okuyalım. Allah Resulü buyuruyor ki ma ba'di. Şimdi burada tam olarak değerli izleyenler bu badi sözcüğü bizim için çok önemli anahtar bir kavramdır. Bunu yazmak istiyorum müsaadenizle. Anahtar sözcüğümüz budur. Metnin doğru anlamını belirleyeceğimiz önemli sözcüklerden birisi budur. Bu sözcükten çok daha önemli olan diğer bir sözcüğümüz fitne sözcüğüdür. Bu da son derece önemlidir. Yine ikinci bir anahtar sözcüğümüz de budur. Keza metinde yer alan gördüğünüz gibi bu sözcük bizim için önemli bir sözcüktür. Keza bu bizim için önemli bir sözcüktür. Hepsinden de önemlisi hiç kuşkusuz kadın anlamına gelen bu sözcük son derece önemlidir. Görüldüğü üzere bir cümleden ibaret olan bu dizgede yer alan her bir kelime son derece önem arz ediyor. Ve her bir kelimenin cümle içinde yerleşmesi ve cümle içindeki yerleri itibariyle de bize bu cümlenin doğru anlamının ne olduğunu ifade ediyor. Kırmızıyla belirlemiş olduğum sözcük cümlenin ana kavramı, anahtar sözcü olduğundan adeta miferi ya da merkezi olduğundan bu sözcüğü aydınlatmadan daha sonraki ifadeleri ele alamayacağımız için fitne sözcüğü üzerinde müsaadenizle durmak istiyorum. Değerli izleyenler fitne sözcüğü fitne sözcüğü e, Arapçada kelimenin vaz edilişine bu kelimeye yüklenen anlamlara baktığımızda bu fitnenin ağırlıklı olarak kargaşa kargaşa, anarşi, iç savaş, kıtal, yani ölme, öldürme eylemlerinden e, efendim ağırlıklı olarak bahsettiğini görürüz. Bu itibarla fiten kelimesiyle ilgili olarak da kaynaklarımızda kitabul fiten diye kitabul fiten diye Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkan Müslümanlar arasındaki kargaşayı, anarşiyi, ölmeyi, öldürmeyi ifade eden rivayetlerin yer aldığı özel ve hususi kaynaklarımızın da olduğunu söyleyecek olursak fiten sözcüğü fitne ve fiten. Fitne ve bunun çoğulu fitendir. Bunu da yazalım. Bu tekildir, çoğulu fitendir. Bu sözcük e, kelimenin ona yüklenen anlamı ve anlam dağarcığının ekseriyeti itibariyle meydana gelen e, çerçeve budur. Nitekim konuyu daha iyi anlaşılır hale getirmesi bakımından bazı ifadeler söyleyelim. Mesela Hazreti Peygamber'den sonra ilk defa Müslümanların halifesinin öldürülmesi, Hazreti Ömer'in öldürülmesi fitne olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Osman'ın şehit edilişi fitne olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Ali'nin birazdan ağırlıklı olarak üzerinde duracağım. Hazreti Ayşe ile Cemel'de savaşı, Hazreti Muaviye ile Sıffin'de savaşı ve keza daha sonra ortaya çıkacak Müslümanların yine Müslümanlarla yapmış oldukları savaşlar, kavgalar vesaireler bunların tamamı fitne olarak kaynaklarımızda değerlendirilmiştir ve fitne deyince de bundan anlaşılacak anlam kargaşadır, anarşidir, iç savaştır ve terördür. Şimdi dolayısıyla bu fitne sözcüğünün fitne sözcüğünün anlam dağarcığına kadınların kadınların cinselliği ve tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Cinsel ayartıcılığı anlam olarak bu fitne sözcüğünün anlamına da yüklenmiştir ve böyle de anlaşılmıştır ama bu anlam fitne sözcüğünün anlam dağarcığı içerisinde çok cüz'i bir miktara tekabül eder. Ve gördüğümüz üzere fitne sözcüğünün kadınların cinselliği ile ilgili bir e, baştan çıkarıcılık ve ayartıcılık anlamına geldiğini de e, dikkate aldığımızda karşımızda çok anlamlı olan bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tam da burada az önce ee, Cürcani'den, Sekkaki'den, Kadı Abdülcebbar'dan bahsederken ifade ettiğim hususa yeniden dönecek olursak buraya fitne kelimesini yazalım ve biraz üzerinde duralım. Şimdi biz fitne kelimesi ve benzer kelimelerde A, B ve C gibi çok anlamlılıkla karşı karşıya olduğumuzda çok anlamlı sözcükler yani birden fazla farklı anlamlara gelen bir sözcükle karşı karşıya olduğumuzda bu anlamlardan sözün sahibi A'yı mı B'yi mi C'yi mi ya da en sayıda ne kadar anlamı varsa hangisini kastetmiştir hangisini kastetti ve dolayısıyla biz bu kastetmekten hareketle bu ibarenin içerisinde bu dizgede, bu cümlede fitne kelimesi şu anlama geliyor. Bunun sözün sahibi bu anlamı kastetmiştir diyebileceğimiz elimizde ne gibi bir karinemiz vardır? Hangi karineyle bunu söyleyebiliriz? Tekrar buraya inecek olursam değerli izleyenler o halde bir çok anlamlılıkla karşı karşıya geldiğimizde bu çok anlamlardan her birine kelime gelebiliyorsa bu çok anlamlardan A B C en sayıda anlamlardan hangisine geldiğine ilişkin bir anlam belirlemesi mutlaka bir karine gerektirir. Karine. Yani bir hüccet, bir delil gerektirir. Bir delilimiz olacak ve diyeceğiz ki bu kadar anlama gelebilir ama bu söz dizgesinde bu cümlede C anlamından başkasına gelmez diyebilelim. Ve bu C anlamına gelebilir dememizi sağlayan şeyin cümle olduğunu, terkip olduğunu, dizge olduğunu az önce söylemiştim. Bir kere daha altın çiziyorum. Hocam bu biraz muğlak oldu, çok teorik oldu. Bize bunu bir örnekle, başka bir örnekle netleştirirsen bir zahmet. Biz o örnek üzerinden bu mevzuyu daha iyi anlayalım dediğinizi varsayıyorum ve bir örnek veriyorum. Ayette Cenab-ı Kur'an'da diyor ki Fetih Suresi'nde, yedullahi fevka eydihim bu şecereyi rıdvan altında sahabenin Hazreti Peygamber'e biatını anlatan hadis şey ayettir pardon bakın Allah'ın eli Allah'ın eli Müminlerin ellerinin üzerindeydi. Müminlerin ellerinin üzerindeydi. Bakın el, el. Müminlerin eli Allah'ın eli. Gördüğümüz gibi el sözcüğünün çok anlamlı olduğunu görüyoruz. Pek çok anlamlara geliyor. Ve burada hem Allah için kullanılmış bu sözcük. Gördüğünüz üzere Allah'ın eli anlamında kullanılmış ve müminlerin elleri anlamında kullanılmış. Peki buradan ne anlayacağız? Ve buradaki Ayette Allah'ın eli terkibinin içinde bu yetin anlamı nedir? Müminlerin elleri dediğimizde bunun anlamı nedir? Hiç kuşku yok ki müminlerin elleri dendiğinde bu el lügat manasındadır ve bizim bildiğimiz işte benim de şimdi yazı yazarken kullandığımız insan eline tekabül eder. Bunun bu anlama geldiği tartışılmazdır. Zaten açık olarak terkip bize bunu vermektedir. Fakat aynı terkip bize aynı sözcüğün yet kelimesinin bizim elimiz gibi bir el olmadığını söyler. Bu el bu el bizim elimiz gibi değildir. Peki bundan ne kadar eminiz ve neden böyle bir söylüyoruz? Elimizdeki karine nedir ki el kelimesinin çok anlamlılığı içerisinden bu el kelimesi Allah lafzıyla birlikte kullanıldığında insan ile kullanıldığı anlamdan farklı bir anlamay. Yani diğer bir anlamıyla mecazi bir anlama geliyor. Demek ki çok anlamlılık dendiğinde bunlardan bazıları asli lügat anlamlardır, bazıları da mecazi anlamlardır. Acaba hangi anlam asli anlamda, hangi kullanım mecazi anlamdadır? Bunu belirlemenin bir tek yolu vardır, o da terkiptir ve bu da terkip içinde yer alır. Şimdi burada Allahu Teala'nın elinin bizim elimiz gibi olmadığını Allah'ın eli bizim elimiz gibi değildir. Önermesini kesin olarak söylüyoruz ve bunun doğruluğundan eminiz. Bu sözcüğün doğruluğundan eminiz. Peki neden eminiz? Neden bu kadar kesin olarak konuşuyorum? Çünkü Allah diyor ki ayetinde onu farklı bir renkle yazalım. Leyse kemislihi şeyun. Bakın. Leyse kemislihi şeyun. Fil art ve la sema. Hiçbir şey ona benzemez. Öyleyse burada geçen el kelimesi bizim elimiz gibi değildir kesin olarak söyleyebiliriz. Peki nasıldır bunu söyleyemeyiz. Ama değildir'i kesin olarak söyleriz. Yani bu terkip bize Allah'ın elinin bizim elimiz gibi olmadığını, Burada bu anlama geldiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Bunu terkip bize verir. Ama diğerini söyleyemeyiz. Bu bizi gayba ait bir şey olur o. Ama bizim elimiz gibi olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Şimdi konumuza dönelim. Fitne sözcüğü burada o zaman hangi anlama gelmiştir? Zannedildiği ve yaygın olarak kullanıldığı gibi kadınların erkekleri ayartmasına, kadınların erkekler için bir cazibe olmasına Karşılık gelen anlamıyla mı kullanılmıştır? Yoksa bu söz dizgesi içerisinde fitne kelimesi bir kargaşa, bir terör, bir iç savaş ve Müslümanların birbirlerini öldürdükleri bir fitne anlamında mı kullanılmıştır? İşte bunu belirleyen husus tamamen dizgemizdir ve cümlemizdir ve bu dizge, bu cümle belli parametrelerle ve birazdan söylediğim, az önce söylediğim. Karineler vasıtasıyla diyeceğiz ki burada fitne kelimesi kesinlikle iç savaştır ve kargaşadır diyeceğiz. Bunun kadınların erkekler için bir cazibe halinde olması ya da e, onlar için e, bir e, cinsel e, çekiciliğinin e, olmasını e, ifade etmez diyeceğiz. Peki bunu o zaman netleştirelim karineye bağlayalım. Şimdi. İkinci anahtar sözcü badi. Benden sonra demektir. Allah Resulü benden sonra diyor. Şimdi soralım. Şimdi soralım. Kadınların erkekler için bir cazibe merkezi olması niye Hazreti Peygamber'den sonra olsun? Hazreti Adem'den beri kadın cazibe, cazibesi vardır. Bunu birazdan konuşacağız. Nitekim Adem Aleyhisselam'ı da cezbetmiştir. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama Hazreti Peygamber'den sonra niye olsun? İkinci anahtar kavramımız budur ve karinemiz de budur. Kadının erkek için eğer yine tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Ayartıcılığından bir cazibe oluşundan söz edeceksek bunun Hazreti Peygamber'den sonra olması şeklinde bir dizgede yer alamaz. Yani benden sonra kadınlar erkekler için böyle bir cazibe haline geldi diyemez. Böyle bir şey olamaz. Hazreti Peygamber hayattayken kadın cazibe değil mi? Kadının o özelliği yok mu? Kadınsı özelliği ise fıtri olarak kadının ontolojik yaratılışına ilişkin bir özelliğinden söz ediyorsak bunun Hazreti Peygamber'den sonrasıyla ilgisi olamaz. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber'den sonra ma badi benden sonra diyor bakın Allah Resulü. Fitneten fitneten diyelim ki kadınların kadınsılığı olsun. Erkekleri ayartıcılığı olsun. Edarre sözcüğü. En zararlı, en çok zarar veren demektir. Oysa eğer bu fitne sözcüğü ayartıcılık anlamına, baştan çıkarıcılık anlamına olsaydı, gelseydi Adarre'den daha farklı bir sözcük kullanılırdı. Yani burada zarar vermek, zararlı olmak anlamına gelmezdi. Çünkü birazdan o kelimenin niye uygun olarak kullanıldığı üzerinde duracağım. Bu daha saptırıcı, adal sözcüğü gibi daha baştan çıkarıcı anlamlara gelen diğer sözcükler kullanılırdı. Oysa buradaki fitne kelimesi, Tam anlamıyla kargaşa, terör, savaşla ilgili olduğu için adarra sözcüğü kullanıldı. Zarar vermek, zarara sebebiyet vermek, zararlı olmak, zarara sebebiyet vermek anlamında kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıktı. Şimdi söz dizgesinde kelimelerin yan yana gelmelerinde ve bir terkip oluşturmalarında sözcüklerin doğru anlamlarının çok anlamlı olmalarına rağmen doğru anlamlarının ve o sözü söyleyen sözün sahibinin mütekellimin kastını yansıtmasını tespit bakımından ne kadar e, önemli olduğunu zannediyorum e, daha iyi görüyoruz. Peki o halde şimdi Hazreti Peygamber'den sonra kadınlar kadınsılıklarıyla erkeklere karşı erkekler için tabiri bakın altına soru işaretleri koyduk. Erkekler için kadının kadınsılığı niye Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıksın? Ontolojik olarak bu cümleyi böyle anlayamayız. Yani fitne sözcüğüne bu cümlenin kuruluşu, terkibi kadının kadınsılığının ve ayartıcılığının anlamını bu fitne sözcüğüne hiçbir biçimde, hiçbir şekilde hermenetik olarak anlam yükleyemeyiz. Bu mümkün değildir. Savunulamaz. Yani bunu hiçbir dilci savunamaz. Ma terektü ba'di ee, fitneten adarra aler ricali minen nisa. Kadınlardan daha zararlı erkekler için bir fitne bırakmadım. Erkekler için kadınlardan benden sonra yani Allah Resulü'nün hayatından sonra. Böyle bir cümlede neden fitne sözcüğü bu anlama gelsin? Oysa şimdi Fitne sözcüğünün zaten anlam dağarcığının içinde oldukça yoğun bir miktarda var olan teröre, kargaşaya ve savaşa gelelim. Allah Resulü vefat ettikten sonra Allah Resulü vefat ettikten sonra ilk Müslümanların karşılaştıkları sorun hilafet sorunu biliyorsunuz. Hilafet sorunu ortaya çıktı. Biraz da Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'dan konuşalım. Hazreti Üsame Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Ali ile birlikte onun defin işlemiyle meşgul olan Hazreti Peygamber'in ailesinden sayılan aileden biridir. Hazreti Hüseyin'le olan yakınlığı çocukluk arkadaşları, beraber büyümeleri, Hazreti Ali'ye yakınlığını dikkate aldığımızda Hazreti Hüsamen'in Hazreti Hüsamen'in dikkat buyurunuz. Fitnenin de savaş ve terör olması meselesini dikkate aldığımızda Aler Rical ile kastedilenin Hazreti Ali Nisa ile kastedilenin Hazreti Ayşe fitnenin de Cemel savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ve bu söz artık Hazreti Peygamberin değil, Üsame'nin sözüdür. Ve biz buna hadis usulünde mevkuf hadis diyoruz. Yani Hazreti Üsame Hazreti Peygamberin vefatından sonra yaşanan fitne adıyla yaşanan Hazreti Ömer'in öldürülmesi, Hazreti Osman'ın öldürülmesi işte bu en ciddi Hazreti Ömer'in öldürülmesi önemli bir fitnedir. Ondan daha büyük Hazreti Osman'ın şehit edilmesidir. Ondan çok daha büyüğü Hazreti Ayşe'nin organize etmesiyle, Hazreti Ayşe'nin bir organizesiyle Cemel Savaşı dediğimiz Hazreti Ali ile aralarında meydana gelen ilk defa Müslümanların ve çoğunluğunu sahabenin oluşturduğu iki ordunun birbiriyle savaşmasıdır ki bu Cemel Savaşı Cemel Savaşı'na kadar Müslümanların yaşadığı ilk önemli en büyük fitnedir. İlk büyük fitne budur. Daha sonra bundan da büyükleri ortaya çıkacak ama ilk büyük fitne budur. Dolayısıyla bu fitneyi birebir yaşamış Hicri vefat tarihi 54 olan Üsame bin Zeyd'den söz ediyoruz. Vefat tarihi Hicri 54'tür. Yani Hazreti Ali'nin yanında yer alan, Hazreti Ali'ye destek veren ve Hazreti Ali taraftarı olan ve Şia'nın da önemli e, ölçüde bu rivayeti e, önemsediğini dikkate alırsak o zaman Hazreti Üsame'nin bir değerlendirmesidir. Bu rivayet Hazreti Üsame'nin mevkuf sözüdür ve bir durum değerlendirmesidir bir durum değerlendirmesidir. Şöyle yazalım. Yani Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'ye karşı çıkmasını, bir ordu organize etmesini, Cemel'de Hazreti Ali ile savaşmasını yadırgıyor, kınıyor, karşı çıkıyor. Bunu bir fitne olarak gösteriyor ve dikkat edin. Peygamberden sonra bakın. Peygamberden sonra erkekler için yani Hazreti Ali için en zararlı ona en çok zarar veren fitne, kargaşa, savaş en Nisa Hazreti Ayşe'nin sebep olduğu savaştı. Bu bir yorumdur. Yani Üsame'nin yorumudur. Ve bakın Badi yerine oturdu. Peygamberden sonra. Yani Mabaden Nebi'yi. Peygamberden sonra. Hazreti Peygamberden sonra erkekler için kadının fitne oluşu yani burada tabii ki açıkça söyleyemiyor Hazreti Hüsame ya da bu rivayetin terkibinden sorumlu olan kişi Hazreti Ayşe'nin çok önemli bir konumu var onu ona fitne kelimesini kullanmak öyle kolay değil dolayısıyla biraz da ima ve işaretle Rical sözcüğüyle Hazreti Ali'yi, Nisa sözcüğüyle de Hazreti Ayşe'yi ima ederek bu ifadeyle e, efendim Hazreti Ayşe'nin sebebiyet verdiği büyük bir fitneden söz ediyor. Kim? Hazreti Üsame. Şimdi Hazreti Üsame'nin konumu e, efendim böyle bir değerlendirmeyi haklı kılacak hermönetik ve tarihsel durumunu da dikkate aldığımızda yani Hazreti Üsame'nin tarihsel pozisyonunu, tarihsel konumunda dikkate aldığımızda burada e, efendim peygamberden sonra en büyük fitne Hazreti Ali'ye karşı Hazreti Ayşe'nin yapmış olduğu savaştı cümlesidir. Bu Hazreti Hüsame'nin değerlendirmesidir. Ama biz değerli izleyenler bu teknik tabiri müsaadenizle şuraya yazmak istiyorum hadis usulü açısından hadis usulünde hadis usulünde sahabi sözüne sahabi sözüne mevkuf hadis diyoruz mevkuf bu mevkuf hadisler daha sonra merfuya çevrilmiş bu konuda merfuya çevrilmiş bu konuda Yusuf su içmez meslektaşımızın su içmez Meslektaşımın kulakları çinlesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum kendisine Allah hayırlı ömür versin. Yusuf su içmez meslektaşımın e, hadis ilminde ref olgusu e, çalışmasını, e, doktora çalışmasını okumanızı e, ileri bilgiler açısından e, arzu edenler için öneriyorum. Merfu da Hazreti Peygamber'in sözü demektir. Hazreti Peygamber'e ait söz. Şimdi sahabinin sözü. Hazreti Peygamber'in sözüne dönüştürülüyor. Buna ref olgusu diyoruz. Ref olgusu. Yani aslı aslı sahabiye ait mevkuf olan bir sözün Hazreti Peygamber'in sözüymüş gibi ona dönüştürülmesidir. O zaman mevkuf olanını yazalım. Peygamber'den sonra. Hazreti İsme diyor ki Peygamber'den sonra en büyük kargaşa, en büyük fitne işte şu, şuydu diyor. Şimdi bunu dönüştürelim, peygamberin sözüne dönüştürelim. Benden sonra oldu. Benden sonra. Bakın, ref olgusudur. Benden sonraya döndü. Aslında benden sonra falan değil. Bu tam olarak Hazreti Peygamberden sonra Hazreti Hüsam'a ait bir değerlendirmedir. Ama dönüşünce, peygamberin sözüne dönüşünce, dolayısıyla e, burada bir ...ifade ve üslupta da dönüşmenin olduğunu görüyoruz. O halde bu söz uydurma değil. Bu söz Hazreti Hüsame'ye ait bir sözdür. Bunu Hazreti Hüsame'nin söylemesi tarihsel bakımdan son derece doğaldır... ...yerindedir ve söylemiş de olabilir. Ve söyleyebileceğini büyük ihtimalle söyleyebileceğini düşünüyorum. Sözün kendisinde bir sorun yok. Sözün aidiyet problemi var... Bu söz Üsame'ye aittir ve Hazreti Üsame'nin bir tarihsel fitneyi, kargaşayı, savaşı değerlendirmesidir. Son derece yerindedir. Hazreti Ali'nin taraftarı olarak böyle söylemesi onun açısından son derece doğru ve yerinde bir değerlendirmedir. Ama bu sözün Hazreti Peygamber'in sözüne dönüştürülmesi ve sözün Hazreti Peygamber'e ait kılınması doğru değildir. Ve Hazreti Peygamber'in sözü olarak bu söz kabul edilecek olursa o zaman bunu reddederiz. Bu uydurmadır demek zorunda kalırız. Oysa bu söz Hazreti Üsam'ın bir değerlendirmesidir. Mevkuf bir rivayettir. Şimdi asıl önemli olan meselelere müsaadenizle geçmek istiyorum. Henüz rivayetin asıl yorumlarına ilişkin söylemem gereken hususları tam söylemedim. Oraya yeni geliyoruz. Şimdi Can alıcı soruyu müsaadenizle soracağım ve o sorunun üzerinden cevap vermeye çalışacağım. Soru şu. Soru. Bu söz bu haliyle neden Resulullah'a ait olamaz? Neden bu söz bu haliyle Hazreti Peygamberin sözü olamaz? Bu çok önemli bir soru. Bunun cevabını vermeden verdiğimiz cevap sizleri ikna etmeden ben kendi adıma söylüyorum. Bu anlattıklarım çok da bir önem arz etmez. Öyleyse Buraya kadar söylemiş olduklarımın hepsi aslında bu sorunun cevabına bir hazırlık mahiyetindeydi. Peki sorunun cevabına başlayalım. Ve şuradan müsaadenizle kırmızıyla yazarak başlıyorum. Bir, çünkü bu söz bir cinsel ayrımcılık ifade ediyor. Hazreti Peygamber gibi kadın erkek tüm insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilmiş bir peygamberin cinsel ayrımcılığı kabul edilemez. Cinsel ayrımcılık yani kadın erkek ayrımı ayrımı kabul edilemez. Kadın erkek ayrımı kültürel bir sorundur. Cinsel ayrımcılık kültürel bir problemdir. Bu din ile temellenemez. Hiçbir din cinsel ayrımcılığın meşru bir şey olduğunu söyleyemez. Bu dinin meşruiyetine ilahiliğine aykırıdır. İslam içinde böyledir, Hristiyanlık içinde böyledir, Yahudilik içinde böyledir. Cinsel ayrımcılık olamaz. Neden? Neden? Çünkü, çünkü, çünkü hem kadın hem erkek bu dünyada sınav oluyor. Hem kadın hem erkek bu dünyada sınav oluyor. Peki hem kadın hem erkek bu dünyada niye sınav oluyor? Cenneti kazanmak. Cehennemden kurtulmak, cehennemden korunmak için cehenneme düşmemek için. Şimdi kültürel olarak kadınla erkeğin sosyal ilişkileri din söz konusu olduğunda, konu din olduğunda kültürel sosyal ilişkiler birinci planda önem arz etmez. Konu din olduğunda kadın ve erkeğin ontolojik mahiyetleri, bunların ontolojik mahiyetleri ve bu ontolojik mahiyetin bu dünyada sınav olmakla olan ilişkisi devreye girer. Şimdi dikkat buyurunuz. Daha önceki kadın erkekle ilgili rivayetlerin değerlendirmesinde de söyledim. Kadın ile erkeğin bu dünyada konumlanmaları yani sınav olarak konumlamaları birbirleriyle olan konumlamaları yüzde yüz elli yüzde elli olmak zorundadır. Böyle bir ilişki birinin lehine diğerinin aleyhine yüzde 51 ve yüzde 49 olduğunda bu ister kadın için ister erkek için olsun fark etmez. Burada artık dini anlamda doğru bir zeminde meseleyi konuşmuyoruz demektir. Dini anlamda doğru olarak bu mevzuyu konuşabilmemizin yegane meselesi kadın ve erkeğin ontolojik bakımdan eşit ve eşdeğer olarak bu dünyada sınav olduklarını kabul etmekten geçer. Ha, kültürel olarak sonra ata erkil toplumlarda kadın ve erkek birbirlerini farklı konumlandırırlar, farklı konumlandırmaları düzenlerler vesaire yaparlar. Bu mesele tamamen dinin dışında bir konumlandırmadır. Bu kültüreldir. Din ontolojik olarak bunları yüzde elli yüzde elli konumlandırır. Peki nereden bunu anlıyorsun Ahmet Keleş? Şuradan anlıyorum. Bakın Nur suresi Nur suresi 30. ve 31. ayetler. Cenab-ı Hak diyor ki kul kul lil müminin yaguddu min ebsarihim ve ve yahfazu furucehum Bakın. Buraya lütfen dikkat edelim sevgili izleyenler. Cenab-ı Hak diyor ki peygamberine: Mümin erkeklere söyle erkekler. Gözlerini sakınsınlar. Bakın burada göz. İşte bu cinsellikle ilgilidir. Bu şehvetle ilgilidir gözlerini şehvetle bakıştan sakınsınlar ve yahfazu furûcehum iffetlerini korusunlar. Zinaya düşmesinler. 30. ayet. Nur suresi 30. ayet. Bakın hemen altında 31. ayet devamı. Kullil müminat. Bakın Küllül Müminat, yağdırtma, min abisar ve yapfızna, furuj Evet, görüyor musunuz? Kadınlara da söyle. Kadınlara da söyle. Onlar da gözlerini erkeklerden cinsel arzularla bakmaktan sakındırsınlar ve iffetlerini korusunlar. Görüyor musunuz? Yüzde elli, yüzde Bu işte Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya kadın ve erkeğin cinsellikle ilgili olduğunda konu karşıt cinslerin birbirlerini çekmeleri ve itmeleri söz konusu olduğunda Allahu Teala bunu yüzde elli yüzde elli olarak konumlandırıyor ve ifadelendiriyor. Bir kere burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi dikkat buyurunuz ama gelenek gelenek ata erkil gelenek olduğu için ata erkil bir gelenek olduğu için ata erkil gelenek de erkek erkek kadının sosyal yaşamındaki konumunu kadının sosyal konumunu belirlemiş. Bunu din belirlemiyor. Bunu erkek belirlemiş gelenekte. Onun için demiş ki yüzün beni cezbediyor ört. Elin beni tahrik ediyor ört. Sesin beni tahrik ediyor kız. Böyle söylemişler. Ve nitekim şu beni tahrik ediyor şöyle yap. Bu beni tahrik ediyor böyle yap. Hanımları eve kilitleyecek kadar geleneğimizde bu aşırı tepkilerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi dikkat buyurunuz. Kur'an'ın hem erkeklere hem kadınlara söyleyiş tarzına bakın. Sonra erkek egemen geleneğimizde Erkeklerin kadınları sosyal yaşamdaki konumlandırışlarına bakın. Şimdi bugün itibariyle ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki ben de diyorum ki kadınları temsilen. Bunu sınıfta da öğrencilerimiz de böyle söylüyorum zaten. Kadın erkek için ne ölçüde bu dünya sınavında? kadın erkek için bu dünya sınavında ne ölçüde bir nesne bir obje ise erkek de kadın için öyle. E ben de senin kaşından gözünden saçından etkileniyorum sen de onları ört. Ben de senin elinden pantolonundan yeleğinden ceketinden etkileniyorum sen de onları ört. Sesin hele beni temelli deli ediyor. Konuşma, Başka bir cihaz tak bilmem ne yap. Ses tonunu boz ondan sonra duyayım ben seni. Sırf sen mi imtihan oluyorsun ya bu dünyada? Ben de imtihan oluyorum. Sen de aynı cennet için imtihan oluyorsun. Ben de aynı cennet ve cehennem için imtihan oluyorum. Niye ben kendimi sana göre konumlandırıyorum? Ben günaha gireceğim örtün. E sen de örtün ben de günaha giriyorum. Ama Allahu Teala bak ne diyor? Yüzde elli, yüzde elli. Kullil müminne yahuddu min ebsarihim. Bu iş örtünmeyle şununla bununla doğrudan ilgili değil. Sınıfta da söylüyorum ya öğrencilerime. İffetle ilgili bir şey. Bakın iffet. Çünkü konu ahlakla ilgilidir. İnsan ahlaklı değilse ne kadar örtersen ört yine onun ahlaksızlığı depreşir ahlaklı ise örtsün açsın fark etmez mümince durur ahlaklıca durur iffetini koruyarak durur Dolayısıyla burada bizim kadın erkek e, ayrımcılığına dayalı cinsiyet ayrımcılığına dayalı kadını konumlandırarak ve sonra bu kadını erkek için bu kadını erkekle ilgili olarak kadını cinsel bir fitne cinsel bir obje ve fitne olarak Hazreti Peygamber'e bir söz diziminde bir hadis içinde söyletmek bu temel ilkeler bakımından kabul edilemezdir. Hazreti Peygamber sanki kendisinden sonra bu dünyada imtihan olan sadece erkeklermiş gibi aler rical Bakın sadece erkeklermiş gibi. Ve bu erkeklerin imtihanını da zorlaştıran, onları sıkıntıya sokan da kadınlar oluyormuş gibi ve kadınlar sanki imtihan olmuyorlarmış gibi bir anlama gelecek cümlenin terkibini Hazreti Peygamber'e isnat edemeyiz. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın insanlara bu şekilde bu şekilde efendim bir mesaj vermesi onların mahiyetlerine ontolojik mahiyetlerine aykırı bir beyanda bulunması kabul edilebilir bir durum değildir. Şimdi bir hususa daha müsaadenizle dikkatinizi istirham etmek istiyorum. İki, 2 Kadın ve erkek kadın ve erkek karşılıklı ve aynı ölçüde birbiri için sınav vesilesidir. Aynı ölçüde birbiri için sınav vesilesidir. Yani kadın erkek için ne ölçüde bir sınav vesilesiyse erkek de kadın için aynı ölçüde bir sınav vesilesidir. Böyle olduğuna göre sevgili izleyenler böyle olunca o zaman e, bizim burada Hazreti Peygamber'in sadece erkekleri dikkate alıyormuşçasına Benden sonra erkekler için en büyük fitne kadındır şeklinde bir beyanda bulunması bu dünyanın bir sınav yeri olması kadın ve erkeğin karşılıklı ve aynı ölçüde birbirleri için sınav vesilesi olması temel dini ilkeye bu bir temel dini ilkedir. Dini ilkeye aykırıdır ve dolayısıyla bunu Hazreti Peygamber'e isnat edemeyiz. 3 Hazreti Peygamber sonrası olaylara bakalım. Hazreti Peygamber sonrası olaylar. Bunlara bakalım. Yorulduğunuzu biliyorum. Toparlayacağım. E, konu çok önemli ve son derece ismar edilen bir e, hadisi efendim el aldığımız rivayet incelediğimiz için e, beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Hazreti Peygamber sonrası olaylara bakalım şimdi. Müslümanlar ilk defa hilafet merkezli bir hilafet merkezli ihtilafa düştü. Şimdi bu mu? daha büyük bir fitne müminler için tehlikedir. Yoksa bir kadının bir erkeği ayartması mı? İki, Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, sahabenin savaşlarda birbirleriyle efendim birbirlerini öldürmeleri, hak din için uğraşan bu insanların birbirlerini öldürmeleri. Yani savaş. Binlerce insan ölmüş binlerce insan ölüyor. Ve bu binlerce insanın bir kısmı sahabi, diğeri de tabi'in. Şimdi binlerce insanın ölmesi mi fitne yoksa bir kadının erkek için şehvet vesilesi olması mı önemli? Daha büyük fitne. Hangisi daha zararlı acaba? Hazreti Peygamber hangisi için ümmetini uyarmış olabilir? Hangi fitneye dikkatimizi çekmiş olabilir? Bu savaşların sonucunda üç, ilk defa Müslümanlar fırkalara bölünmedi mi? Fırkalaşma. Peki bu fırkalaşma beraberinde Müslümanların birbirlerini tekfirini, sen kafirsin tablilini, sen sapıksın, ben hidayetteyim şeklinde bir bölünmeyi, bir ayrışmayı getirmedi mi? Müslümanların birbirlerini tekfirinden söz ediyoruz. Dikkat edin. Bir erkeğin bir kadına aşık olmasından, bir kadının bir erkeği cezbetmesinden, ayartmasından söz etmiyoruz. Bireysel olarak bir erkeğin bir kadına kapılmasından doğacak efendim günahlardan söz etmiyoruz. Bunun en büyük günah günaha gitse Allah korusun Cenab-ı Hak muhafaza buyursun tüm müminleri, insanları. Zina işler bireysel bir günahtır. Kadınla erkeğin ikisini ilgilendiren bir günahtır bu. E peki şu saydıklarımız maddelere bakın. Tüm ümmeti, tüm Müslümanları genel olarak ilgilendiren şu maddelere bakın lütfen. Bunların hangisi büyük fitne şimdi? Bu bunlar mı? Yoksa bir kadının ayartıcılığı mı? Hazreti Peygamber hangisini kastediyor olabilir? Kastetseydi şayet. Bu söz neden Hazreti Peygamber'in olmaz? Bu söz Hazreti Peygamber'in olsa bile burada geçen fitne sözcüğü, şurada geçen fitne sözcüğü neden Hazreti Peygamber'in kadınların kadınsılığını ve cinselliğini ifade etmek anlamına gelmez? İşte bütün bunları ifade etmek sadedinde bunları arz etmeye çalışıyorum değerli izleyenler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in benden sonra erkekler için en büyük ya da en zararlı fitne, tehlike, ayartıcı unsur kadınları bıraktım şeklinde bir ifadeyi. Özellikle kadınların konumlarını hem ontolojik bakımından hem dini bakımından konumlarını zedeleyen, tezif eden, tahkir eden, aşağılayan bir ifadeyi ona isnat ve nispet etmekten Allah'a sığınırız. O halde e, bu ifadenin sahabe-i kiramdan Hazreti Ali'ye yakınlığıyla bilinen sevgisiyle bilinen, taraflığıyla bilinen Hazreti Üsame bin Zeyd'in bir tarihsel durumu değerlendirme ifadesi olması gayet doğaldır, normaldir, anlamlıdır, sözde yerine oturmaktadır ve söz anlamını bulmaktadır ve böyle olduğunda bir problem söz konusu değildir. Ama bu sözü Hazreti Peygamber'e isnat edersek ve yine bu sözü kadınların erkekler için e, bu dünyadaki erkeklerin sınavına ilişkin bir problem haline dönüştürürsek bu e, kabul edilemez. Önemine binaen şu son cümlemi de yazmama izin verirseniz eee Son mesaj olsun bu mesaj olarak yazıyorum. Geleneksel bu bakış açısı, geleneksel bu bakış açısı, bu rivayetlerin gelenekteki yanlış anlaşılan anlamı üzerinden yapılan vurguların tamamı. Erkeğin imtihan olduğunu erkek erkeğin imtihan olduğunu kadının da bu imtihanın bir parçası olduğunu ifade eder. ifade eder. Peki ben yazıyorum bunu. Peki Peki kadının imtihanı ne olacak? Kadının sınavı ne olacak? Evet. Bunu düşünelim sevgili izleyenler. Bunu düşünelim. Başta ilahiyatçılarımız olmak üzere bu hususların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber'in bir mesajından söz ettiğimizde Hazreti Peygamber'in konumunu, onun e, ümmetiyle olan ilişkisini ve ümmetine verdiği mesajlarını Allahu Teala'nın onunla gönderdiği Kur'an mesajının, onun mübarek sözlerinin evrensel anlamda tüm insanlar için bir yol gösterici olma özelliğini göz önüne alıp dikkate aldığımızda rivayetlerin anlamlarının Hazreti Peygambere ne ölçüde ait olup olamayacağına ilişkin çok daha sağlıklı bir perspektife sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Umarım e, teorik içeriği biraz yoğun olan e, bu sohbetimden keyif almışsınızdır ve istifade etmişsinizdir. E, Mübarek Ramazan e, günü ve bir Ramazan akşamında e, vaktinizi israf etmemişimdir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize. Gönül dolusu şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada önümüzdeki hafta inşallah. Önümüzdeki haftada yine son derece e, bu manada ele almamız gereken bir e, rivayetimiz daha kaldı. O da kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Eğer emredecek olsaydım e, rivayetini ele almayı düşünüyorum. E, i̇nşallah e, onu da şimdiden anons etmiş olalım Tekrar hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.